Ebru biz holding miyiz? Holding miyiz? Bana sor müşteri. Biz holdingiz abi. Acun Medya Holding. Hayatta parayla iş olan biri değilim. Öyle bir duygum yok. Dünyanın kısa bir rüya olduğunu düşünüyorum. Çok kadere inanan biriyim. Hayatımda kötü gördüğüm şeylerin devamında hep böyle çok pozitif şeyler yaşamış biriyim. O yüzden kötü bir şey olduğu zaman genelde mutlu olurum. Bu sevginin değerini bazen insan elindeyken kaçırıyor ya, onu hep böyle hatırlamaya çalışıyorum. İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. Belki merdivenlere hızlı çıktım ama tek tek çıktım. Kariyer hayatımda 4 basamağı birden hiç atlamadım. Benim hayattaki özelliklerimden birisi fikir değiştirebiliyorum. Bir fikre tutunup orada kalmıyorum. Çok yakın bir psikolog dostum var. Senin dedi başarındaki önemli etkenlerden biri fikir değiştirebilmen. Bir şey değiştirmek ister miydim? Tabii isterdim. Kafamda şu anda düşündüğüm zaman bazı şeyleri değiştirmek isterdim ama çok kadere inanan biriyim. Bu olaylar da beni buraya getirdi. Şu anda bulunduğum bir yerden şükrettiğim için de o kırılma anlarıyla ilgili değişiklik istemek biraz nankörlük gibi geliyor bana. Tabii ki hatalarım da oldu, yanlış kararlarım da oldu ama sonuçta geldiğimiz yer bizim Allah'a şükür çok iyi olunca hani bir şey değiştirmek isterdim diyen bir durumum yok. Ben 2002 Dünya Kupası'na gidecektim gazeteci olarak 4 yıl boyunca. Basın kartım yok diye beni yollayamadılar. Sinirlendim, Acun Ferar'da yaptım. Kırılma anı tabii ki ilk olarak Acun Ferar'da yapmam, hayatımın kırılma anı. Sonra büyük prodüksiyon Fear Factor yaptım, hayatımın ikinci kırılma anı. Ondan sonra kanal almam, üçüncü kırılma anı. Yurt dışına açılmam, dördüncü kırılma anı. Bunlar çok sert köşeleri böyle hani hayatta gidişteki yolumun virajları. Çok TV Survivor'ın formatını ödeyemedi diye o zamanki format şirketi formatı bana verdi. En önemli kırılmanlarından biri de bu. Çünkü format benim olunca ben o dönemki Show TV'nin çok büyük maddi krizinde enkazın altında kalamayabildim. Eğer o zaman o konsepti taşıyamasaydım çok zorlanırdım. Kötü gördüğümüz şeyler hayatımda hep böyle kırılmanlar oldu pozitif. Show TV ödeyemedi alacağımı. Star TV'ye gittim. Ferit Çayank'la tanıştım. Hayatım değişti. Ondan sonra Star TV'de işi büyütmek istedim. O dönemki yönetim izin vermedi. Gittim kanal aldım. İnsanın hayallerine ulaşabilmesi çok güzel bir şey. Yani ben hayallerimi geçeli 15 yıl oldu. İkinci yılda hayallerime ulaşmıştım. Her seferinde bir step sonrasını kurmaya başladım. Muhabirim, ya bir kanalım olsa diye bir şey hayal etmiyorsun. Muhabirin kanalı olamaz zaten. Yurt dışında prodüksiyon yapayım ben. İmkansız. Muhabirken en fazla hayal edebileceğin sunuculuk olabilir. Hayalim oydu mesela. Ben muhabirlikten Acun Ferar'da geçtiğimde zaten kendi programım vardı. 3-4 tür böyle başarısız olarak hissettiğim an kendim. Allah o konuda yani öyle bir kariyer nasip etti ki. Hani başladığım günden beri işlerim o kadar iyi gidiyor ki. Hani mutluluk hormonu vücudun alışkanlığı haline geldi. Düşün, hayatta en çok zevk aldığın işi yapıyorsun ve çok başarı geliyor. Her sene geliyor. Bu insan psikolojisi üzerinde adrenalin yaratıp yaratıcılığı çok arttırıyor. Şu anda 6 ülkeden rating alıyorum. 6'da 6 iyi gidiyoruz. Baktığın zaman sürekli olarak bu başarıyı almak, hissetmek bir psikolojik bir bağımlılık yaratıyor. Boş bir gün geçtiği zaman normalde insan aa ne güzel tatil der ya, o boş günde ben böyle bir down oluyorum mesela. TV8 70 milyon dolarda hep böyle zamanında okudum da içimde kaldı, onu söylemem lazım. Acun'a verdiler dediler kanalı ya. Bir şeylik kanala 70 milyon dolar verdim. Yani insanlara gerçekten ayıp derler ya. Mehmet abi sağ olsun öyle satmaya meyilli değildi. Konuştuk, ettik falan filan işte 70 artı 10 gibi bir paketle o zaman konuyu hallettik. Ne elde ettiysem hepsini aldım TV8'e koydum. Bunun arkasında bir şey aramak hakikaten beni çok üzüyor yani. Elimizden gelen her şeyi koyduk ortaya. Bütün riskleri aldık. Ya o kanal ona nasıl verdiler biliyoruz. Her gün insanlar Survivor'ı konuşmuyor mu? Şimdi herkes beni seyrediyorken yani benim buradan bir gelir elde etmem kadar doğal ne olabilir? Hani bunu gören yok. Ben hayatta parayla iş olan biri değilim. Yani öyle bir duygum yok. Hani bir şeyde para kaybettim, dert edeyim falan böyle bir duygum yok. Dünyanın kısa bir rüya olduğunu düşünüyorum. Arkadaş kaybetsem üzülürüm. Maddiyat benim için bir şey kaybetme duygusu oluşturan bir duygu değil. Başarısız olursam üzülürüm. Şuna ben çok karşıyım. Acun yaptı, biz de yaparız. O noktaya gitmemek lazım. Ben tek bir şey söyleyeceğim insanlara. İnsan kendini doğru bilirse hayatta sorun yaşamaz. Doğru analiz edeceksin kendine. Yani iyimser olmayacaksın, kötümser olacaksın. Bak ben iyimser oldum diye ticari hayatımın ilk bölümü batmakla geçti. Realizme döndüğüm yerlerde ben aslında yükselme dönemim. Her şeyi yaparım zannediyorsun. Romanya'da fırın açalım diye bir projemiz vardı. Ne alaka? Romanya'da niye fırın açıyoruz mesela? Kim orada bizi gaza getirdi belli değil. O yaşların girişimciliği çok tehlikeli. Benim tavsiyem o, girişmesinler. Doğru analiz yapılabilecek yaşlar değil. 20'ler, 25'ler. Ha acayip bir fikir oldu. Artık 5 kişi inandınız falan. Bu ayrı bir konu. Bu konuda insanları böyle yükseltip de başlarına bir şey gelmesini istemiyorum. Niye batsın insanlar? Onun yerine bir sistemin önce doğru parçası olmak gerekiyor. Benim en büyük tavsiyem şu. Pişmeden girişimcilik olayını aklınız ucundan bile geçirmeyin.
polyanalık deli vitesindeyim. Yani hayatımda her şeyi polyana vitesindeyim. Demoralize olmuyorum. Psikolog arkadaşım beni uyarmıştı bir konuda. Bazen halkın sevgisini hayatında fokuslanırken bir şeye gözden kaçırıyorsun dedi. Bunu kafamın arka tarafına çok yazdım. Bazen benim de canımın sıkkın olduğu bir gün oluyor. Ama Allah öyle bir şey nasip etmiş ki restoranda falan kapalı kaldığım oldu. Şurada karşıdan karşıya geçerken trafik durdu. Hani böyle şeyler yaşamış bir insanım. Hani sokakta yürüyemiyorum sevgiden. Bunun mutluluğunu anlatamam. Bu sevginin değerini bazen insan elindeyken kaçırıyor ya. Onu hep hatırlamaya çalışıyorum. Kötü niyetim olmadığını insanlar anlıyor bence. Fenerbahçe ile ilgili çok yakın duruşum var şu anda. Ama ben Galatasaray Stadı'nda maç çıkışında, milli maç sonunda Galatasaray Stadı'nda Galatasaray taraftarlarla buluştum. Orada gördüğüm sevgi inanılmazdı. Bütün tribündekilerle sarmaş dolaşırsın. İnsanlar benim karşı tarafa karşı negatif duygu içinde olmadığımın farkındalar. Takım ayırt etmem. Bunu da insanlara geçirebildim bence. Zevk aldığım şeylerin 25 yaşındaki birinden çok farklı olmadığını gördükçe galiba orada saplandık diye düşünüyorum. Geçen onu söyledim de o zenginlik diyor dediler. Yanlış anlamışlar onu da. Hani sabah maç yapıyorum, akşam da buradayım. Acun abi zenginlikten oluyor diye. Konu o değil yani, uçak seyahatini falan düşünürsen. Uçak binanın üzerine inmiyor ya. Uçağa git, uçaktan git Atina'ya, Atina'dan git seçme yapılacak yere. Orada seçmeyi yap. Yani non-stop koşturulan bir 24 saatte anlatmıştım. Onu da yanlış anladı bazıları. İşin içinde mutlaka kendi eğlencemin de olduğu ama zamansal olarak ekstrem dolu bir hayatım var tabii ki. 12'den sonrasında arkadaşlarıma ayırdım. Herkes çıktı. Patron şirkette, toplantı odası bomboş, burası bomboş. Biz neredeyiz? Görevimizin başındayız. Yani eksenin hikayesi tabii ki var. Bir şeyi hissedip yapabiliriz dediğimiz noktalar var hayatta. TV8 alma hikayemiz de aslında bizim yaptığımız kontentin o zaman bir kanala yetebileceğiydi. O dönemdeki bu kararımızın karşılığını aldığımız için bu biraz morallendirdi bizi tabii. Artık yurt dışında bir şey yapabiliriz diye hissettik. Bu pandemi süreci bizim bu dijitalde de aynı duyguya ulaşmamızı sağladı. Artık alışkanlıklar arttıysa onlara göre yeni bir yemek yapabiliriz dedik. Ama zaman içerisinde şunu da gözlemledik ki dijital platformlar evdeki televizyonlara da girdi. Bu süreçte artık application'lar smart TV'lere de girmeye başlayınca evin içine de giren bir dijital televizyon dünyası olgunlaştı. Aslında buradaki evrim bizi daha çok çekti diyebilirim. Daha önce de söyledim. Öbür platformlar birbirinden değerli platform. Burada biz bir yarış içerisinde değiliz. Biz kendimize çok konsantreyiz. Bambaşka bir konsept Netflix. Yani yabancı çok değerli yapımlar olan bir dünya platformu. Bazen okuyorum yorumları ki çok değerli yorumlar da var. Netflix prodüksiyonuyla bizi karşılaştırıyorlar. Türk filmiyle de yabancı filmi karşılaştırırsan prodüksiyonda aynı makas var zaten. Hollywood prodüksiyonu yapacağız demedik. Biz insanlara sıcak gelecek güzel işlerin bir arada olduğu bir platform hayal ediyoruz. Bunu da her geçen gün ileriye doğru taşıyacağız. Ben yorumları tabii ki okuyorum ve ilgileniyorum. Acun düşmanı yorum yapıyor. Şimdi inşallah batar diyor. Hani o yorumdan çok etkilenemiyorum. Ama doğru gözlemle yapılan yorumlar var. Onlardan bir şeyler almaya çalışıyorum. YouTube olayı bizim %10'umuz 20'miz. Hasan Can'ı YouTube saymayalım. Hasan Can televizyon kökenli bir kardeşimiz. YouTuber değil zaten. YouTube'da yayınlıyordu. O konsepti buraya aldık. YouTube'dan buraya transferler yaptık, doğru. Ama tabii her şeyimiz YouTube değil. Yorumlara bakıyoruz, okuyoruz. Ondan sonra kafa yoruyoruz. Benim görevim insanın istediğini vermek. Bunlardan olabilecek olanları da bir şekilde olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Sihirli annem isteği geldi biliyorsun insanlardan çok. Biz de bunun üzerine sihirli annemi yaptık. Çok da başarılı gidiyor bu arada. İnanılmaz mutluyum. Şu an Eksen'in konsantrasyonunda Süper Lig maçları yok. Amerika'da 1 milyon üyeye ulaşırsak Amerika'daki tüketicinin çarpanları çok yüksek. O bizi yüksek kalibrede prodüksiyonlar yapmaya döndürebilir. Avrupa öncelik. Şu anda Türk dizilerinin içinde bulundu. Başka bir Eksen'le çıkacağız yurt dışında. Yani yurt dışındaki Eksen buradaki Eksen'le aynı değil. Gerçek bir Eksen kullanıcısın. Sana Eksen paketi hediye ediyoruz o zaman. Pandemi yaşamadım desem inanır mısın? Pandemi dünyada en yaşamayan ben olabilirim. Çünkü Dominik'te en zor döneminde çekimlerdeydik. Pandemiyi anlamadım bile. Hedefimiz 12.likte 11. şu anda. Yeni bir hedef bulmamız lazım. Yani çok iyi gidiyor kulüp. Sonuncuyduk ilk 5 hafta, tamam mı? 6. hafta sonuncuyuz. Hoca ile görüş ayrılığına düştük. Yollarımızı ayırdık. Yardımcı hoca ile konuşurken hocadan bir elektrik aldık. Bizim görüşlerimizle aynı görüşte olması. Adama bir şans vermemiz gerektirdi. Şans verdik. Takım onu yeniyor, bunu yeniyor. 7 maç, 5 galibiyet. Hollanda Lig lideriyiz. Acayip mutluluk verici. Futbol takımlarında ülke ekonomisi çok yüksek bile olsa nüfus diye bir çarpan var aslında. Onun üzerinden bir ekonomi dönüyor. Hollanda 12-13 milyonluk bir ülkeyken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok ama İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman başka şeyler olur. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım olabilir yani. İngiltere'de maç seyret, hayatın değişir ya. O maçlar, seyirci falan inanılmaz bir şey.